Çok az bir vaktimiz kaldı hocam. Yaklaşık bir iki dakikamız. Çok eşlik meselesinden istiyorsanız bahsedebiliriz ya da... Çok eşlilikten de bahsedeyim. Şimdi şudur, yani tarihin değişen dönemlerinde diyelim çok eşlilik değişiyor mu değişmiyor mu tabii ki tartışılabilir. Şöyle bir Atlas'ın yaptığı bir araştırma vardı dünyadaki farklı medeniyetlerde. Dünyadaki farklı medeniyetlere baktığımızda %16'sı tek eşli medeniyetlerin. %80'den fazlası erkeklerin çok eşli olduğu medeniyetler. %1'i hem erkek hem kadının işte çok eşli olduğu medeniyetler. Yani dünyanın büyük bir bölümünde insanlar kültür olarak çok eşliği benimsemiş. Şimdi Kur'an çok geniş bir zaman dilimine inmiş. Çok geniş bir toplumsal yapıya inmiş. Ve savaş dönemine olduğu gibi barış dönemine de inmiş. Bunlar da uygulansın diye inmiş. Şimdi Kur'an'ın çok eşlilik bir emri mi? Değil. Değil. Haram mı da? Değil. Yani sonuçta serbestiyet var. Ha tarihin değiştiği şeyle çok eşlik bugün olmaz diye düşünüyor. Zaten çok eşlik yapmasın. Yani bugün kimse millete gidip de Kur'an çok eşlik yap demiyor ki. Yani tarihin değişik dönemlerine uymanın esnekliği var. Çünkü çok eşlik bir dini haram veya farz kategorisi değil ki. Bir helal Evet. kategorisidir. Kur'an'ın helal kategorisi geniştir. Kur'an'ın helal kategorisinden siz zaten faydalanmayabilirsiniz tarihin değişen şartlarında. Veya kendi kültürünüze uymayan şeyleri zaten yapmayabilirsiniz. Mesela suşiden nefret ediyorsanız suşi yemek helaldir ama suşi yemeyebilirsiniz. Aynı şekilde yani çok eşlikte yapmayabilirsiniz. Bunu şeyi ayırmak lazım. Yani Kur'an'ın farz ettiği şey, Kur'an'ın haram kıldığı şey, Kur'an'ın tavsiye ettiği şey, Kur'an'ın serbest bıraktığı şey. Yani çok eşlik ne farzdır, ne haramdır, ne tavsiyedir. Serbest alandır. Yani değişen tarihsel şartlarda zaten yapmayın yapmıyorsanız. Hayır. Ama sonuçta haram da değildir. Bir de tabii bunun da belli dönemlerde şunu da söylemek lazım. Yani dünyadaki mesela 1.000 erkek çok eşlik yaşamışsa bunlar yani birden fazla hanımla çok eşlik yaşadığı için 2.000 tane hanım çok eşlik yaşamıştır. Tarihin demek ki baya bir döneminde hanımların da çok eşlik isteği olduğunu söyleyebiliriz. Ha şimdi bir kısmı diyebilir ki yani hanımlar buna zorla yapıldı. Ama ne kadar olursa olsun zorla evlendirilen kimse sayısı ben öyle %10'u 20'yi geçeceğini sanmıyorum. Onları bile atsak %20'sini hani 1.000 erkeğe karşı 2.000 kadının yine 1.600 falan kadın kalır. Evet. Demek ki yani tarihin birçok döneminde birçok kadın da bunu yani belki daha zengin, daha güçlü erkeğin bir hanım olmak için veyahut da savaş durumunda oturup da hiç evlenmemiş biri olmaktansa bir erkekle evli olmayı tercih edeceği için çünkü özellikle tarihin önemli bir döneminde birçok ülke savaşıyor. Savaşınca da genelde erkekler nüfusta savaşıyor ve ölüyor. Mesela bizim Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Türkiye'de de benzer bir Evet. durum oldu yani. İkinci Dünya Savaşı'nda Rusya'da benzer bir durum yaşanmış. Yani erkek nüfusu, kadın nüfusunun sanırım üçte biri, dörtte biri civarına düşmüş. Tam Yanlış rakamları hatırlamıyorsam. bilmiyorum ama ciddi bir Çok azalma büyük var. bir düşüş. Bu tip durumlarda mesela böyle bir şey yani sırf erkeklerin değil kadınların da tercihi olduğu gözüküyor. Kısacası çok eşlik yani İslam'ın ne getirdiği bir şeydir, ne farz kıldığı bir şeydir, ne haram ettiği bir şeydir, ne tavsiye ettiği bir şeydir. Fakat Kur'an'ın helal dairesinin genişliğiyle Kur'an tarihin değişik dönemlerine uymak esnekliğini verir. O yüzden yani tarihselcilikle ilgili hiçbir şey çok eşlikte de yok.